Bugün 3 Mayıs. Arıları buraya getirdiğimin ikinci günü. Saat sabah 10. Güzel polen geliyor. Arılar çevreyi tanıyorlar. İyi bir uçuş var. Dün çok sisliymiş hava. Yani arkadaşların dediğine göre hiç çıkamamışlar bile dışarıya. Bayağı bir sisliymiş, kötüymüş hava. Zindan gibiymiş buralar. Bugün işte dışarı çıktılar. Arılar hem yer belirleme uçuşu yapıyorlar, konum belirleme, hem de dönüşte biraz şaşkınlık yaşıyorlar. Kovanın üstüne doğru süzülüp gelip kovanın üstüne denk gelenler var. Ama tabii yavaş yavaş oturacak bu durum. İyice çevreyi tanıyacaklar. Şu anda dönenler ilk başta yani arayıcı arılar gidip nektarı veya poleni, suyu, kaynağı gidip bulup geri gelip kovana tarif eden, dans ederek tarif eden arılar. Bunlar şimdi dönüyorlar. Eğer hava iyi giderse birazdan çok daha yüksek miktarda uçuş olur. Çekmeceleri takılı arılarımın, çünkü geceleri soğuk oluyor. Mayıs ayı Kasım ayına dönüyor galiba. Yani ufak ufak görüyorum. Erkek arıları söküp atmışlar dışarıya. İlk feda edilenler olumsuz durumda erkek arılardır zaten. Bu ölüler kovan içinde ölen arılar. Bunlar dışarıda tarlada öleceklerdi. Ama kovan kapalı olunca taşımacılıkta kovanın içinde öldüler. Yani bir sıkıntı yok. Buraya kovan kapağının altında yuva yapan karıncaları da getirdim. Onlar da şu anda izcilik yapıyorlar. Gidip keşfediyorlar sağa solu. Onları da taşıdık buraya. Olsun, onlar da ekosisteme faydalıdır yani. Bir sorun olacağını zannetmiyorum. Durumlar güzel görünüyor. Eğer daha uygun sıcaklıklar olunca, yani arılar da iyice çevreyi tanıyınca, rotaları, kovan gidişatı, ahengi tam oturunca tek tek kontrol edeceğim içindeki durumları. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor. Bayağı umutluyum buradan ama hava bu sene Mart ayında bayağı soğuk geçti. Arılar yavruyu bile kestiler. Nisan ayında ise çok güzel gitti. Meyve çiçeklerinden çok istifade etti arılarım. Hem güzel mum kabarttılar. Küçük küçük de nektar da toplamaya başlamışlardı ki Mayıs ayı ilk haftası herhalde bayağı soğuk geçecek. İkinci haftası da öyle. İnşallah üçüncü haftasını da kaybetmeyiz. Çünkü akasyaların açacağı dönem olacak. Yani bal vermeye başladığı dönem olacak. İnşallah onu da kaybetmeyiz. Burada gerçi akasyadan bir beklentim yok. Buradaki beklentim komardan ilk başta. İnşallah Haziran'ın 15'ine komar nektarını sırladığı çerçeveler görürüm bu arılarda. Tabii katları verdikten sonra katlarda. Yani nasip olmazsa Temmuz'daki yaz balına karışır. Ağustos'ta tek balasadı yaparım. Arılarıma güveniyorum. Çok hırslı arılardır. Yeter ki hava müsaade etsin. Çiçeği kökünden söküp getirecek kovanlar bunlar. Allah'ın izniyle. Ama dediğim gibi bu işi hava şartları belirler. Bal işini. Buranın yakınında ne bir suni tarla tarım işi var, ne bir yerleşim alanı var. Bu elektrik santraline en yakın köy 3,5 kilometre. Yani 3,5 kilometre yarı çapındaki bir dairede yani hiç oturan bir insan yok, yerleşim yok. Tamamen organik arıcılık yapılabilecek özellikle bir yer burası. Yani çok tabii bir bal olacak burada. Doğal. Çok seviyorum buranın balını.
Fakat dediğim gibi havalar iyi giderse arılarım çiçekten istifade ederler. Gitmezse yapacak bir şey yok. Orası da işin cilvesi. Her şey nasip. Herkese bereketli sezonlar. O kovana tutunmuş, girişte kanatlarını çırpan, sanki balın nemini uçuruyormuş gibi hareket eden arılar aslında dışarıya çıkan arıların geri dönüşte yollarını şaşırmaması veya yolunu kaybetmiş olan arıları tekrar kovana geri çekmek için feromon salgılayan arılar. Nasanov bezlerinden Nasanov feromonu salgılayan arılar. O arılar. Dışarıya çıkıp yolunu kaybetmesin geri dönüşte diye, kovanlarına geri dönsünler diye çıkan tarlacı arıları yönlendiriyorlar. Bu bilhassa oğul arılarında çok görünür bu. Kovanı, yeni kovana koyduğunuzda oğul arılarını, girişte hemen bunu yapmaya başlarlar. Artık burası bizim yeni yuvamız. Buraya geri dönün, burayı şaşırmayın diye. Girişte o şekilde işaret veren arılar olur. Arılarım maşallah etrafı tanıyorlar şu anda. Bugün 4 Mayıs. Sabah 9:20. Çok güzel polen akımı var. Arılar çevreyi iyice tanımaya başladılar. Yarın öbür gün havalar soğuk maalesef. 2 gün uçabileceklerini sanmıyorum. Bugün artık ne toplarlarsa. Artık bu soğuklar geçse de arılarında gelişimi tam gaz devam etsin. Ve bu arıyı, ürettiğim ana arıyı Kemal diye bir arkadaş göndermişti bana, Almanya'dan. Ana arı üreticisi. Damızlık. Çok güzel polen taşıyor bu da. Maşallah.